yaptın birine. Aman bindim atın birine. Geçtim vurum eline. Geçtim vurum eline. Vurum elinin kızla. Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Nilüfer, Bursa Nilüfer Organize Sanayi'deyiz. Organize sanayi deyince aklınıza tabii fabrikalar geliyor ama burada özel bir hobi var, özel bir kümes var. Özel bir koleksiyoncu arkadaşımız var. Muhammed Kalyoncu ile birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben Muhammed Kalyoncu. Çiftçi TV'ye de teşekkür ediyoruz böyle bir program sunduğu için, hazırladığı için. Biz teşekkür ederiz. Koleksiyondan biraz bahsedebilir miyiz? Küçük yaşlardan beri hayvan sevgisi vardı bende. İleri doğru ilerledi bu. Daha ağırlıklı olarak keklik türleri, bıldırcın türleri, tülün türleri bakıyorum. Şu an elimde birkaç çeşit keklik türü, bıldırcın türleri, birkaç çeşit tülün türleri var. İşte bunlarla zaman geçirmeye önem gösteriyorum. Bıldırcın deyince bizim aklımıza direkt normal, klasik bildiğimiz yumurtacı bıldırcınlar geliyor ama biz burada çok farklı şeyler görüyoruz. Mesela şu önümüze gördüğümüz bıldırcınlar, bunlar da bir bıldırcın türü ve yetişkin sanırım bunlar değil mi? Bunlar bu boyda oluyor, yetişkin halleri bu boyda. Daha çok ağırlıklı bendekiler süs bıldırcını olarak geçiyor. Hani etinden, yumurtasından faydalanmak için değil de görünüşleri olsun, ötüşleri olsun, hani farklı yumurtaları olsun. Onlardan bakıyorum yani çeşit olması açısından. Evet. Bunların kuluçka süreleri ne kadar diğer bıldırcınlara Şimdi, göre? Diğer bıldırcınlar 17-18 gün kuluçka süreleri varken bunlar 24 günde çıkıyor kuluçka süreleri. 24 gün bu hayvanların. Bunlar diğer normal bıldırcınlar gibi devamlı yumurtlayan, çok yumurtlayan hayvanlar da değiller. Az yumurtlayan hayvanlar, süs bıldırcını, süs o hayvanı olduğu için az yumurtlayan hayvan böyle bunlar. Küçük bir kafeste gördüğünüz gibi bunlar, 15 tane bakabiliriz. Evet, küçük bunlar, en küçük Çin bıldırcını olduğu için ufak bir kafeste bunlar bakılabilir. Yıllık yumurta adedi ne kadar? Şimdi hayvanlardan cinslerine göre değişiyor. Ortalama 30-40'tan 50-100 o civarlarda yumurta. Çin bıldırcı için konuşursak bunun ne kadar yılda bu, yumurta adedi? 50-60 civarı yumurta yapar normal şartlarda. Hani bazı arkadaşlar işte senede 2 kez ya da 3 kez yumurtlasa bu sayıyı arttırabiliyor. Peki kendi kuluçkaya yatar mı? Bu Çin bıldırcınların yatma olasılığı var. Geniş bir alanda yumurtlayıp kendileri yatma ihtimalleri var ama diğer bıldırcın türlerinin daha düşük bu ihtimal, kuluçkaya yatma ihtimalleri. Şey, kafes ortamına alıştığı için mi yoksa? Evet, kafes ortamında olduğu için. Normalde geniş bir ortamı olsa, doğadaki ortam işte çalılı, kuytu köşesi yumurtlayabilecek bir alanı olsa orada da yumurtlayıp güvende hissederse kendi kuluçkaya yatabilir. Ama kafes ortamında bu şekilde yatmaz. Bunlar da peki doğada olan bir şey mi yoksa bizim oynamayla ürettiğimiz bir şey mi bu Çin bıldırcını? Ülkemizde doğada olan bir hayvan değil ama yurt dışında doğada olan bir hayvan. Evcilleştirilmiş, farklı renkleri elde edilmiş. Adını Çin bıldırcını dediğin Çinlilerden gelmiş. Evet, diğer bıldırcınlara geçersek koleksiyon oldukça geniş tabii. Hani normal klasik bıldırcından bahsedelim. Mesela klasik bıldırcın, yumurta bıldırcını. Bunda yıllık yumurta adedi nedir? Onunla yumurta adedi çok fazla. Yılda birkaç kez tüy değişimine girer. Bunun geri kalan zamanda devamlı yumurtlayabilir. Yani 200-250 civarı yumurta alınabilir bir bıldırcından. Öyle mi? Evet. Peki yıllık tüy değişiminden bahsettiniz ya. Bu tüy değişiminde siz bir şey yapıyor musunuz? Mesela büyük kümeslerde randımana girmesi için tavukların isteğe bağlı olarak tüye sokulabiliyor. Birkaç gün aç bırakılıyor hayvan. Evet. O zaman olabiliyor. Peki bunda sizin yaptığınız bir şey var mı? Mesela senin kendi yaptığın özel bir çalışma mı yoksa kendi mi hayvan? Yok, kendi doğası gereği, kendi zamanı geldiğince tüy değişimine girer. İşte tüy değişiminde biraz daha vitamin takviyesi yapılır. Kendini toparlasın, çabuk tüyden çıksın diye. Onun haricinde ekstra bir şey yapmıyorum ben. Yılda kaç defa tüye girer dedi? Yılda 2 defa belli olmuyor. Bazen 1 defa da oluyor, bazen 3 defa da tüye girebiliyor yani. Anladım.
Peki yemle ilgili bu normal klasik burcuna uygulanan yem yumurta yemi ne uyguluyoruz ona? Şimdi yumurta zamanı genelde yumurta yemi uygulanıyor. İşte yumurtalık zamana gelene kadar işte besi yemi dediğimiz ya da civciv yemi dediğimiz o yemlerden kullanılıyor. Onlarda peki kuluçka süresi kaç gün? Normal bıldırcınlar 17-18 gün sürüyor kuluçka süreleri. Evet. Ama bildiğim kadarıyla bıldırcın hani diğerleri için konuşmuyorum ama klasik yumurta bıldırcınlarından bahsediyorum. Onlar kaç günde yumurta çok kısa sürede yumurtaya geliyor. Evet, 45 gün diyorlar. 42-43 günde de geldikleri oluyor yani. Yani evet, bakıma göre değişiyor. Çıktığı günden itibaren 42 günde yumurtaya da evet, gelebiliyor. Yani yapısı gereği çok çabuk büyüyor, çok fazla yem tüketiyor, çok çabuk erişkin oluyorlar. Yemle bir orantısı var bildiğim kadarıyla. Yem işte çok fazla yem tüketiyor ama çok çabuk yumurtaya geliyor. Öyle bir söylenti evet. Var. O nasıl bir tabir? Misal vermek gerekirse yani kınalı keklikten çok daha fazla yer yem. Mesela kınalı kekliğin 3 ayda yediğini bu 1 ayda yer. Ama 45 günde de erişkinliğe ulaşabilir yani. Öyle şöyle mi? Bir şey. Misal bir kınalı keklik 5 ayda erişkinliğe ulaştığında örnek veriyorum. Misal 5 kilo yem yediğinde bu hayvan 45 günde 5 kilo yem yer. Ama ikisi de aynı sürelerde erişkinliğe ulaşmış olur. Ha, bıldırcın... Çok fazla yemiyor ama çok da fazla gelişiyor. Çabuk gelişiyor yani. Yani şöyle diyelim. Yem yiyor ama hemen erişkin hale geliyor. Evet, evet, evet. Ama şimdi keklikten bahsediyorum mesela. Keklik 1 kiloya yakın bir hayvan bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani 1 kiloluk bir kekliğin yediğini 200 gramlık bir bıldırcın yiyebiliyor. Aynen öyle. Aynen o şekilde. Peki yumurta şey bir de etlik olarak bakılan cinsleri var. Onlardan da görüyorum ben burada. Evet. Onlar diğer yumurtacı ırklara göre biraz daha iri olur etlik olarak beslenir ama yem tüketimleri biraz daha fazladır diğerleri yumurtacı ırklara göre. Anladım. Peki onlar dişisi erkeği fark ediyor mu şey için kesim için diyelim? Ya genellikle dişiler damızlık yumurtacı için ayrılır, erkekler kesime gider. Anladım. Kaç gram oluyor mesela erkekler, erişkin bir erkek? 400 gram civarı gelir ortalama. Yani bu 450 de olabiliyor, 350 de olabiliyor. Ortalama 400 gram geliyor. Kesim günü var mıdır onun? Biliyor musunuz? İşte 45 gün ile 50 gün arası olunca tam yetişkin boya geliyor. Oluyor, evet, 45-50 gün arasında kesime gidiyor erkek. Evet. Peki diğer bıldırcınlar görüyorum burada. Bayağı koleksiyon geniş maşallah dediğim evet. gibi. Neler var mesela elinizde? İşte Çin bıldırcınlarım var. Kaliforniya bıldırcınlarım var. Gamble bıldırcınlarım var. Kaliforniyalardan bahsedecek olursak bunlarda renk çeşidi var mıdır? Yok, Kaliforniya tek çeşittir. Tek çeşittir. Tepeli. Evet, nedir özellikleri? Tepeli olan. Evet, tepeli bir bıldırcındır. Yine yumurta sayıları azdır bunların. Süs bıldırcını olduğu için. Farklı bir ötüşleri, görünüşleri vardır. Yumurta dediğin ne kadar? 50-60 civarı bir yumurta yapar. Tabii bu değişebiliyor. Normal bir yumurtacıya göre oldukça tabii, az. Yani evet. 5'te 1'i kadar bir oran. Evet. Peki şeyi fark ediyor mu onlarda da? Az önce bahsettiğimiz kuluçka süresi var evet, mı? Evet, onların da yine 24 gün. Misal normal bıldırcınlar 18'de çıkarken bu süs bıldırcınlar keklik sülün türleri gibi 24 günde çıkıyor. Ha, normal klasik bıldırcınlar 18 günde ama bunlar 24 günde. Evet. Peki, ya bunlar zaten özellik olarak daha çok keklik türlerine benziyor. İşte sezonluk yumurtlamaları, yumurta sayılarının az olması, çıkım süreleri. Mesela hangi dönemlerde oluyor? Genellikle Nisan aylarında işte havaların ısınmaya başladığında, günlerin uzamaya başladığında Nisan aylarında başlar. Şey gibi diyebiliriz. Bunlar aslında bir doğa kuşu. Evet, aynı doğadaki hani bahar dönemiyle birlikte başlıyorlar. Evet, öyle diyebiliriz aslında. Doğadaki gibi Nisan gibi başlar. Peki hani bu koleksiyonu
nasıl oldu? Nasıl aklınıza geldi? Mesela nereden aklına geldi? Ben böyle bir koleksiyon, bıldırcın koleksiyonu yapayım. Hani biz görüyoruz mesela sülün koleksiyonu var. Evet. Tavus kuşu koleksiyonu var. İşte tavuk koleksiyonu var ama bıldırcın koleksiyonu mesela çok azdır Türkiye'de. Bıldırcın koleksiyonu olan çok azdır. Yani benim de ilgim bunlara, hani tavuklara pek ilgim yok. Benim de ilgim işte keklik türleri olsun, bıldırcın türleri. Benim de bunlara ilgim var. İşte olabildiğince türlerden edinmeye çalıştım. Hepsinden birer çift, ikişer çift hobi olarak besliyorum yani çok şu an. Çok güzel maşallah yani. Evet. Bayağı da renk görüyoruz burada. Evet. Bıldırcında kaç renk var elinizde koleksiyonda? Şimdi türlere göre mesela Bob White diye bıldırcınlar var. Onun 5-6 rengi var elimde. Farklı renkleri var. Ne o renkler? Bahsedebilir misin? İşte snowflake'ler var. Meksikan dediğimiz sarılar var. Düz beyaz olanlar var. Bir de normal renkli işte kahverengi gibi olanlar var. Düz beyaz dediğimiz şey mutasyon falan değil değil mi? Yok mutasyon. Zaten hepsi tek renkten üretilmiş hayvanlar bunlar. Öyle mi? Evet. Yani çalışılarak. Çalışılarak. Tek renkten üretilmiş. Doğada birçoğu yok. Yok. Sadece işte tek renk işte doğada olan rengi kahverengi dediğimiz Kuzey Amerika bıldırcını dediğimiz asıl rengi odur. Diğer türlerin hepsi renkler hep ondan türetilmiş. Kuzey Amerika bıldırcını dediğimiz normal bizim bildiğimiz klasik yumurtaşı bıldırcını. Yok onlar değil. İşte birazdan çekimde gösteririz. Evet. Bir renk var. Doğada olan bir renk. Ha, Kuzey Amerika bıldırcını diye geçer. Şey bu. İşte, ana bu. Onun üzerinden çalışıyoruz. Evet. Ana renkler onlar işte. Dişileri düz oluyor. Erkeklerin gözlerinin çevresinde falan beyazlık oluyor. Ana renk odur. Diğerlerin hepsi ondan türetilmiş. Aynen. Evet. Peki bunu edinmek isteyen arkadaşlar nasıl edecekler bunu? Sizin gibi böyle bir koleksiyona sahip olmak isteyenler. Tabii Muhammed Kalyoncu'nun kapısını çalacaklar mutlaka. Evet. Sizde bildiğim kadarıyla hani ufak çaplı böyle kuluçkalarınız var. Görüyorum yumurta yapmışlar. Evet. Küçük kuluçka yatanlar var aralarında falan. Evet. Oluyor ufak çaplı üretimler. Bunun haricinde şimdi hepsinde de bilezik görüyorum ben. Evet. Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Nedir bu bilezik? Bütün hayvanlarınızda var bilezik hepsinde. Evet. Hayvanlarımın hepsi bilezikli hayvanlar. Evet. Çünkü bu hayvanların birçoğu doğada olduğu için yabani hayvan olarak geçtiği için hani beslenmesi evde belgelerin ve halkaların olması gerekiyor. Evet. Şu an bendeki işte keklikler olsun, bazı bıldırcınlar olsun hepsi halkalı ve belgeli olarak bakılıyor. Yani üretim izinlerine göre üretilmiş, doğru üretim yapılmış hayvanlar diyor. Hobici olarak bakılıyor. Yani hepsinin ayağında halkasının olması ve belgelerinin olması gerekiyor. Evet. Yumurta boyutlarından değişik çok farklı yumurta renkleri görüyor mesela. O bahsettiğiniz Bob White mesela ona göre mi değişiyor ne bu renkte? Beyazı var, krem rengi var. İşte, kaç renk yumurta var? Hayvanların cinsine göre de değişiyor. Mesela o beyaz olanlar Bob White bıldırcın dediğimiz onlar düz beyaz olarak yumurtluyorlar. Düz beyaz yumurta ama renkler var. Mesela Bob White'ın kaç rengi var? Mesela onlar hep aynı renk yumurtlar. Ha, evet. Hepsi aynı beyaz. Tüm Bob White'lar beyaz renkli yumurtlar. Şeydeki gibi bizim Ligurin tavuklarındaki gibi. Ligurin tavukları ne renk olursa olsun her renk var. Variyetimizde mesela 10 rengimiz var ama hepsi klasik beyaz yumurtacıdır. Aynen öyle. Bu da onun gibi yani anladım. Peki üzerindeki beneklerin anlamı yok mesela silinebiliyor ben bildiğim kadarıyla. Evet aynı normal bıldırcında da olduğu gibi benekli yumurtlayan işte Kaliforniyalar var, Gamble'lar, pullu bıldırcınlar falan onlar benekli olarak yumurtluyor. Onlar hani elle ovuşturduğunuz zaman silinebiliyor da. Yani onun oluşumu oksijene tabi olduğu zaman mı oluşuyor acaba onu bir araştırdınız mı biliyor musunuz? O konuda pek bir bilgim yok ama verdiğiniz yeme göre beslenmesine göre onlar değişebiliyor. Yani iyi beslenen bir hayvanın yumurtası daha benekli daha şey oluyor ama zayıf bir beslenen hayvanın benekleri daha azalıyor. Ha anladım yani kuvvetli evet. Doğru besin alırsa kuvvetli işte zamanla vitaminle evet. Her şeyini alırsa çok daha benekler daha fazla oluyor. Evet. O da güzel bir detay tabii. Evet. Peki keklikler var. Keklikleri görüyorum burada neler var. Bayağı çeşitli var yine kekliklere geçelim. Evet. Ne var kekliklerden? Kekliklerden kınalı kekliklerim var. İşte beyaz kekliklerim var. Fransız keklikleri var, berberiler var, çil keklik var, bir de albino kekliğim var, birkaç çeşitli kekliğim var. Oldukça geniş bir yelpaze. Evet. Bunlar da peki, evet sevgili izleyiciler, bizim bildiğimiz sadece kınalı keklikler var doğada, işte bir de bildiğimiz kadarıyla... Çil keklik de doğada olan bir keklik. Çil keklik de var, bizim Türkiye'de, Türkiye için konuşuyorum. Çil keklik, bir de berberi var mı onu... Yok, berberi ülkemizde yok. Öyle mi? Evet. Yani iki çeşit doğada Türkiye'de bulunan iki çeşit keklik var. Onlar da üretimi serbest olan hayvanlar. Yok onlar da dediğim gibi üretilmesi falan öyle hepsi yani yasak. Onlar da hepsi halkalı hepsi belgeli olması gerekiyor. Böyle halkalı belgesi olması gerekiyor. Evet. Almak için, edinmek için mutlaka Tarım Orman Bakanlığı'nın belgeli çiftliklerden almamız gerekiyor. Aynen o şekilde. Peki kekliklerden bahsetmiştik. Ne dedik? Berberi keklikten biraz bahsedebilir miyiz? Mesela şurada görüyorum berberi kekliği. Biraz bahsedebilir miyiz? O da ülkemizde olmayan bir hayvan türü.
Kınalı kekliğe genellikle benzer. Buraların işte yaka kısımlarında benekleri vardır. Hı-hı. Ötüşleri çok farklıdır. Mesela herkes bu soruyu soruyor bana işte. Kınalı keklik gibi mi ötüyor? Ama çok farklı bir ince bir ötüşleri vardır onların. Yine kınalı kekliği gibi aynı yumurtayı yaparlar. Sezonluk yumurtlarlar. 24 gündür kuluçka süreleri. Sesini duyuyoruz şu an. Evet, şu an ince bir sesi var. Yıllık yumurta adedi ne kadardı? Onun da yine az bir yumurta. 30-40 adet arası yumurta yapar yani. Peki bunlarda da kuluçka olayı normaldeki hani doğada kendi başına yatıyorlar mı? Evet, yani doğada tüm hayvanlar zaten doğada yatar. Ama evcilleştirdiği için kafes ortamında yatması zor. Zor, yani onu demek istiyorum. Yani şimdi burada doğada tabii ki mutlaka kendi ürüyor. Fakat burada bunu yapıyor musunuz mesela? Kuluçkaya yatan var mı? Yok, yani arasında? Böyle bu kafeslerde yatmaz. Yani çok düşük ihtimalle. Doğada rahatı bulamıyor. Evet. Zaten ama olarak da sert hayvanlar. Aynen öyle. Tam evcilleştirilememiş hayvanlar. Hala yabanilikleri üzerinde olan hayvanlar yani. Evet. Şimdi ben kümeslerde şey görüyorum. Asma kilitler görüyorum. Asma kilit de demeyeyim de ona. Evet, açamasınlar diye. Açmasın diye. Yoksa sert olduktan durduğu yerde durmuyor mu aşağıdaki evet. hayvanlar? Evet. Kapılara vurup açabiliyorlar bazen. Öyle mi? Evet. Peki derbeni kekliği de alalım. Ondan sonra ne var yanında? Çin keklik var evet onun yanında. O da ülkemizde doğada olan bir hayvan. Kahverengi ağırlıklı bir hayvan. Yani yumurtaları çok küçüktür. Kınalı keklikle aynı boyut olmasına rağmen çok yumurta görüyoruz. Evet, şunlar mesela çin keklik yumurtasıdır. Hani bıldırcın yumurtasından. Bıldırcın biraz yumurtasından daha küçüktür. Daha küçük. Evet, evet. Bıldırcın bak yumurtası var mesela burada. Evet sevgili izleyiciler, yani ilginç. Cüssü olarak baktığımız zaman, kalıbına baktığımız zaman iki katına yakın bir belki büyüklüğü. Belki iki katına hani kalıp olarak büyüktür bile ama yumurtası küçük. Evet. Çok bir küçük. De yani bu 18 günde çıkarken bu 24 günde çıkıyor. Yani evet. Bunda 18 günde civciv oluşuyor, bunda 24 günde. Hani ne olursa olsun keklikler hepsi 24 günde. Evet. Çok ilginç ya, çok güzelmiş. Hı hı. Peki bunun haricinde bunların renk tonu kahverengi mi? Evet. Bunlar bir tek bu çilde mi böyle yumurta rengi? Bir tek onda o şekilde, o renkli yumurtlu, evet. Kaliforniya ona benzer ama beneklileri var Kaliforniya'da. Kekliklerde farklı renkte yumurta. Tabii, kınalılar mesela ya da beyaz keklikler farklı yumurta yapabiliyorlar yani. Onlarda yumurta rengi tonu fark ne? Biraz daha açık, benekli bir yumurta yapısı var. Bıldırcına benzer diyebilir miyiz? Yok, bıldırcına benzemiyor. Düz beyaz renkte ama üstünde benekleri var. Yani birazdan yumurta vardır orada, çekimde gösterebiliriz. Tamam, yani. Tamam. Peki ne demiştik? Bunlar yumurta adedi neydi? Aynı bu da az yumurtlar. 30-40 civarı yumurta yapar. Çile göre biraz daha fazla galiba. Evet. Bu şey çil 30 yapıyor. Çilini ötüyor bu ses. Evet. Onun haricinde ne var demiştik? Onun haricinde teknik olarak. Yani Fransız kekliği var. O da hemen hemen berberiye benzer bir yapıdadır. Yumurta sayıları yine aynı o civarladır. Aynı yumurtayı yaparlar yine. O da 30-40 civarı. 30-40 civarı yumurta yapar. Şimdi Muhammed, burada beyaz kekli görüyorum, kınalı tarzında. Aynen bildiğimiz normal klasik kınalı gibi ya da şuradaki gibi berberi miydi bu? En baştaki. Evet. Berberin tarzında şey var, çizgileri var onunla. Evet, onlar işte albino keklik diye geçiyor. Evet. Beyaz gibi ama kınalı, evet, kınalı gibi görünüyor. Kınalı gibi çizgileri var. İşte evet. Göz kenarlarında kınalı keklik gibi çizgileri olan bir tür yani. Peki onlardan üretecek olsak albino olduğu için altlarından da sürekli albino mu gelecekti? Evet, albino gelir. Öyle mi? Sürekli beyaz gelir yani hiç farklı bir ton gelmeyecek. Evet. Onlarda yumurta adedi değişir mi? Onlar da yine az yumurta, 30-40 civarı yumurta yaparlar. Yani bu söylediğim yumurta adetleri tabii değişebilir. Bazen hani senede dediğim gibi iki kez yumurtlatabiliyorlar. Adeti değişebilir. Bu nasıl oluyor mesela? Senede iki kez yumurta. Yani normal şartlarda Nisan'da başlıyor. Evet. Nisan'daki işte hava olsun, ısı olsun bunları taklit ederek işte yapay sıcaklık, yapay aydınlatma kullanılarak hayvanın hani yumurtlaması sağlanabiliyor. Anladım. Yani birazcık da aldatma usulü oluyor. Evet, evet. Yani şeylerde de var bu olay. Mandarin ördeklerinde de var. Çıktığı gün yavrusu alınırsa unutturuluyor. İkinciye falan yatırılıyor. Ha, doğrudur, evet. Evet. Peki yemlere gelelim. Yemlerde neler yapıyoruz mesela?
bıldırcınlara verilen yem farklı farklı yemler görüyorum ben böyle birkaç çeşit. Evet. Başlangıç yemi gibi bir şey görüyorum orada. Cücüğü başlangıç tarzı. Onlar evet. Nedir mesela? Ufak bahsedebiliriz onlardan. Şimdi ağırlıklı olarak iki türlü yem kullanıyoruz. Hani yavrudan yetişkinliğe kadar olan dönemde işte civciv büyütme yemi ya da besi yemi dediğimiz. Başlangıç yemi diyebilir miyiz? Evet, başlangıç yemi. Ama 8 haftaya kadar falan. Evet. Klasik normal cücülerdeki gibi. Aynen evet. O şekilde. Hani büyüdüklerinde ya da yumurtaya başlayacakları zaman yumurta yemi kullanılabiliyor. Bunun haricinde işte karışık yemlerden verilebiliyor. İşte hayvanın kendisini toparlaması için, güçlenmesi için. İşte kışın biraz daha yağlı yemler verilebiliyor. Yağlansın işte üşümesin diye. Bunları peki, verilebiliyor. Kendi uyguladığın bir rasyon var mı? Mesela ben işte şunu veriyorum. İşte mısır fazlası koyup da yağlandırıyorum veya işte arpa fazlası koyup da hararetini yükseltiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi özellikle kışın kullandığım bir karışım var. Keten, kenevir, nijer, haşhaş ve mısır kırı. Bu beşini karıştırıp yemlerine %25 oranında karıştırıp veriyorum yani. Peki o karışımda bir şey var mı? Gramaj var mı? Yo, hepsinden eşit olarak katıyorum. Ama normal yemlerin içine %25 oranında. Anladım. 4'te 1 oranında karıştırdığımız zaman evet. Randımanı kışın takviye amaçlı. Soğuk havalarda evet. Bulunuyor. Bunlar yağlı yemlerdir. Takviye amaçlı olarak verilir. Ne zamana kadar verilir? Şimdi havalar işte soğumaya başladığında Kasım sonundan itibaren Mart'a kadar ben bu yemden veriyorum yani. Takviye amaçlı evet. Verilebilir. Evet. Fayda olarak ekstra bir faydası mı gördünüz peki mesela? Tabii ki. Mesela soğuğa dirençleri daha fazla artıyor. Hı hı. İşte yapı olarak biraz daha irileşebiliyorlar, yağlanabiliyorlar. Evet. Bunun faydasını gördüm ya. Peki vitamin veriyor muyuz? Vitamin olarak ne yapılıyor? Yani bu hayvanlar kafes ortamında bakıldığı için ne kadar da farklı yemleri verilse tam anlamıyla işte her türlü vitamini, minerali alamadığı için takviyeler yapıyoruz. Ben ayda bir olarak tüm hayvanlarıma vitamin takviyesi yapıyorum. Sıvı vitamin mi yoksa? Evet, sıvı vitamin. Sıvı vitamin, suluklarını koyuyorum. Evet, suluklarını koyuyorum. Kısa bir reklam arası verelim. Kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyiciler. Tamam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyiciler. Evet Muhammed arkadaşım, şeyi soruyorduk. Sıvı vitamin demiştik, vitaminlerde kalmıştık. Vitamin verme sıklığı nedir? Ben ayda bir olarak veriyorum hayvanlara vitamin. Ayda bir derken bir gün mü yani? Evet bir gün. Şöyle bir şey, yani vitamin vereceğim günün bir gün öncesinde hayvanları susuz bırakıyorum. Ertesi gün vitamini veriyorum. 12 saat kalıyor suluklarına. Çünkü fazla kaldığında vitamin işte bozulup zarar verebiliyor. 12 saat kalıyor suluklarına. Sonra kalanı döküyorum. Bu şekilde uygulama yapıyorum. Peki hastalıklardan hiç bahsediyorsunuz? Ne gibi hastalıklarla karşılaşıyorsunuz mesela? Evet. Şimdi bunlar tavuklarda görülen salgın hastalıklar pek görükmez. Çok nadir olarak görülür. İşte keklik olsun, bıldırcın olsun. Bu işte çiçek olsun, veba olsun. Bunlar hastalıklara karşı daha mı dayanıklılar diyebiliriz? Öyle mi? Yani bu hastalıklara karşı göstermiyorlar çok fazla. Evet, evet bu evet. Yaban hayvan olduğu için doğada yani. Olduğu için evet bağışıklık kazanmışlar sanırım. Bu salgın hastalıklara pek yakalanmaz. Onun haricinde yavrudan büyüdükten sonra yani yetişkin olduktan sonra da kolay kolay hastalanmazlar. Dayanıklı hayvanlardır. Evet. Yavru hallerinde biraz sıkıntılı olabilir nazik hayvanlar olduğu için.
Yavrudan büyüdükten sonra pek hastalık görmez yani. Temizlikle ilgili neler yapılıyor mesela? Ne yapmak lazım? Böyle bir koleksiyona evet. sahipsek temizlik mesela ben görüyorum. Hani gayet güzel hepsinin altında gazeteler falan. Evet. Gübreler küçük hayvanların gübreleri de bildiğim kadarıyla çok makbul. Bıldırcınlarda özellikle bıldırcın gübresi olsun, evet. keklik gübresi olsun çok makbul. Siz ne yapıyorsunuz mesela? Onunla ilgili çözüm var mı? Bu hayvanların gübrelerini komşulardan da isteyen oluyor. İşte bahçelerde kullanmak için, çiçeklerde, saksılarda evet. kullanmak için. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Çok faydası oluyor bitkilere, meyve ağaçları olsun. Bunlara çok faydası oluyor yani. Peki temizlik için bir takvim var mı? Kaç günde bir değişmesi gerekiyor? Şöyle bir şey, bu hayvanların gübrelerinde, neydi onun adı? Amonyak oluşumu. Tamam, başla. Bu hayvanların gübrelerinde amonyak olduğu için burada da kafeslerde pislikleri aşağı dökülüyor. Bu amonyak kokusu zarar verebiliyor hayvanlara. O yüzden evet. Çok fazla bekletilmemeli gübre tavaları. Çok fazla doldurulmadan sık sık olarak değiştiriyorum. Ben haftada bir kez değiştiriyorum. Yani ben burada hiç ne amonyak ne de kötü bir koku evet. almadım. Yani doğru söyleme gerekirse tertemiz gitmez maşallah. Bravo evet. yani. O anlamda tebrik ederim. Gerçekten çok güzel kümesi. Teşekkürler. Şey görüyorum. Şurada beyaz keklik görüyorum. O bizim bildiğimiz klasik kaya kekliğinin beyazı mıdır? Evet, o ayrı bir ırk kınalı değil. Kınalı keklik. Ayrı bir ırk değil kendisi. Kınalı keklikten türetilmiş bir keklik türü. O da şey mi, orijinal mi yoksa mutasyonla uğramış? Mutasyon yani, kınalıdan üremiş bir keklik. Hatta bazen kınalı keklik yavrularından da beyaz atabiliyor yani. Öyle mi? Evet. Doğada da görebiliriz bunu böyle gezerken. Doğada göremeyiz. Hani şeyde kafes ortamında. Ha şey kümesten üretilirse. Değişik sesler alıyoruz mesela şu arkada bu evet. ses mesela. Sürekli ötüyor. Bu sesi duyduk başta geldiğimizden beri. Nedir bu? Bob White'ların ötüşüdür bu. Şey mi? Bu ses için mi besleniyor mesela evet, bu? En güzel özellik midir? Bu ötüşüne de ıslık çalma diyorlar. Normal bir insan ıslığına benziyor. Çok farklı bir ötüşü vardır. Islık insan ıslığına benzer. Yani sırf bu yüzden beslenebilir bu hayvanlar. Çok beş güzel. 5 renk var dedin az önce. 5 renk hepsi bu Bob White'ın evet. hepsi bu ıslığı çalar mı? Evet, hepsi aynı bu şekilde. Bu ses duyarsın Bob White sesidir. Aynen. Evet. Gerçekten insan sesi gibi ıslık çalıyor. Peki evet. diğerlerinde ötüş özelliği olarak farklı bir şey var mı? Mesela kınalı kekliğin kendine evet. has, özel bir sesi var zaten. Aynen o şekilde. Kınalı keklik zaten tüm insanların bildiği gibi çok güzel, çok özel bir sesi vardır. Evet, evet. Sırf sesi için beslenen çok kişi vardır kınalı kekliğe. Bunlar için işte normal bıldırcınlar farklı öter. Kaliforniyalar var mesela, onlar da değişik bir ötüşleri vardır. Çirkekliklerin ayrı bir bağırma sesi vardır. Hepsinin yani türlere göre farklı farklı sesleri olabiliyor. Bunlar zaten şey gibi ormanda gibiyiz yani sesler evet. her tarafta çok farklı farklı sesler geldiği için evet. çok da güzel bir ortam. Evet. Yani şöyle diyebilir miyiz hani içimizde böyle bir sevda varsa biz bıldırcın besleyeceksek evet. hani bahçe olayı falan bahane yani böyle bir odada küçük bir odada yani beslenebilir. Burada işte 3'e 5 bir oda bize gayet fevkalade yetebilir yani evet. NOSAP'ta işte biz fabrikaların arasındayız ama hani keklik beslemeye yerimiz yok demek biraz bahane mi oluyor? Yani veya tavuk beslemeye yerimiz yok biraz bahane mi oluyor? Şurada iki kafes yapıp iki çeşit kümes ya da tavuk ya da bıldırcın keklik besleyebiliriz. Öyle diyebilir miyiz yani? Peki Muhammed bakımlarıyla ilgili neler yapılıyor mesela? Zor mu yani bıldırcın bakmak, keklik bakmak zor bir iş midir? Şimdi bu kafeslerde pek zorluğu yok. Çünkü hani bunların sulukları otomatik. Yemlikleri önlerinde hani çok fazla zaman alan bir şey değil işte temizliğine dikkat ediyorsun işte yemlerini sularını kontrol ediyorsun pek şimdi fazla bir burada birkaç çeşit kafes görüyorum ben mesela burada üçer bölme hepsi fakat biri yüksek biri daha biraz evet. alçak falan hepsi birbirine domonte herhalde gelmiş sanırım evet. kat kat yani bıldırcın için ayrı keklik için ayrı özel kafesler var doğru evet. yani boyutuna göre de değişiyor bu kafesler işte bıldırcınkilerin biraz daha alçak biraz daha dar kekliğinkiler biraz daha yüksek, biraz daha geniş yani. Kendi boyuyla alakalı mı yoksa bıldırcın normalde sıçrayan bir hayvandır? Yani evet. onu engellemek için mi basık yapmışlar? Evet, evet. Çok fazla yüksek yapılmamış çünkü zıplayıp kafasını vurup yaralamasın diye. Yaralamasın diye biraz daha alçak yapılmış. Ama bakımı oldukça kolay. Yani yumurtası evet. alttan kendi geliyor, üstten yemi veriyorsunuz. Otomatik zaten. Suları sulu. Otomatik. Çok da fazla zaman gerektirmiyor. Evet. Peki bakımlarla ilgili demiştik. Başka neler yapılıyor, ne işlemler yapılıyor? Şimdi düzenli olarak dediğim gibi vitaminlerini veriyorum. Bunun haricinde doğada bu hayvanlar yeşillik yediği için arada sırada yeşillik işte maydanoz, marul, semizotu gibi yeşilliklerden veriyorum hayvanlara. Bu,
verim sıklığı ne kadar mesela? Bunu ben haftada bir kez veriyorum. Fazla verildiğinde yani ishal yapabiliyor. Fazla da verilmesi zararlı hayvan. Kafes ortamında olduğu için bir de evet. Hayvan dengeyi de kolay toparlayamayabilir. Evet. Bir şey daha program başından beri yanımızda duruyor. Şöyle bir dondurulmuş bir sürünümüz var sevgili izleyiciler. Bu Muhammed kardeşimizin herhalde koleksiyondan bir vefat etmiş evet. Hayvanımız. Kafkas sülünü müydü bu? Bu Kafkas sülünün ayrı bir türü yeşil sülün olarak geçiyor ama yine yeşil. Kafkas sülünden üretilmiş. Yani böyle. Ölümsüzleştirilmiş, tahnik denilen evet, sanatla. Evet, doldurulmuş yani. Yani evet sevgili izleyiciler güzel bir örnek bence. Hani ölen hayvanımızı hemen kalkıp imha etmeyelim. Evet. Yani günü gününe yapabiliyorsak bu işi yapan arkadaşları hı-hı. bulalım. Gerek sanal ortamdan, gerek işte tanıdığımız eş dost vasıtasıyla böyle ölümsüzleştirip kendi bahçemizin, işte evimizin, ofisimizin bir köşesinde dekorasyon olarak kullanıyor. Gayet de güzel. Yani doğada ki şekliyle gayet güzel, başarılı bir şekilde dondurulmuş güzel bir hayvan. Evet. Yani atmaya, çöpe atmaya gerek yok. Aynen bir de zaten gibi. Özel hayvanlar bizim için hı-hı. böyle ölümsüzleşmiş oluyor. Gayet de güzel bir görünümü var. Hı-hı. Vallahi bravo, tebrik ederim. Bindim atın birine, aman bindim atın birine, geçtim vurum eline, geçtim vurum eline. Vurum elinin kızla Muhammed, tekniklerde mesela veya bıldırcınlarda kafes ölçüsü var mıdır? Belli bir kafes ölçüsü. Kaça kaç bir ortamda bakılabilir? En küçük şimdi, veya en büyük anlamda evet. keklik kaç tane bakılabilir mesela? Bir keklik gördüğüm kadarıyla karışık bakılabiliyor. Evet. Onda bir şey var mı? Ölçü var mıdır bıldırcın şimdi, kafesinde? Ölçülerin aslında ne kadar geniş olması hayvanlar için o kadar iyidir. Standart olarak hani bu soruyu daha önce de soruyordu işte bir çift keklik ne kadar bir alanda bakılabilir diye. Evet. Minimum olarak birebir ölçülerinde bir kafeste yok öyle demeyeyim. Minimum olarak işte 50'ye 50 bir kafeste bir çift keklik bakılabilir. Tabii bu ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Yani orada hayatını sürdürebilir. 50'ye evet. 50 bir kafes yeterli. Hani hı-hı. dedik ya az önce bakmak için bahane uydurmaya gerek yok. Evet. Yani 50'ye 50 bir kafesi koyduk. Bir hı-hı. çift kekliği çok rahat besleyebiliriz. Aynen o şekilde. Peki bunlarda bakımla ilgili dedik ya az önce neler yapılıyor? Ekstra yapmamız gereken bir şey? Benim mesela temizliğe çok dikkat ediyorum bu hayvanlarda. Çünkü özellikle keklikler pisliğine temas etmemesi gerekiyor bu hayvanların. Pisliğinden hastalık kapabiliyor. Bunlara çok dikkat ediyorum. İşte bulunduğu ortamın havalandırması iyi olmalı. Çünkü pis havadan da etkilenebiliyor bu hayvan. Hava sirkülasyonu peki etkiler mi? Hava sirkülasyonu olmaması gerekir diyebilir miyiz? Yani tabii ceyranda kalmaması gerekiyor. Aynı insanlarda olduğu gibi bu hayvanlarda üşütebiliyor, hastalanabiliyor. Yani ceyranda kalmaması gerekiyor. Peki oda sıcaklığı veya işte ortam sıcaklığı diye bir şey var mı? Yapılması gereken uygulaması? Bu hayvanlar soğuğa dayanıklı hayvanlardır. Belli bir ısısı yoktur yani odanın. Ekstra bir şey hani ısıtıcıdır bundan öyle yapmaya hani gerek yok. Eğer yumurta almak istiyorsanız dediğim az önce de bahsetmiştik bu konudan. Yumurta almak istiyorsanız işte yapay ısı ya da yapay ışık kullanarak yumurta alabilirsiniz. Yok yumurta almayacaksanız ekstra bir ısıya ya da aydınlatmaya gerek yoktur yani. Yani öyle bir şey yaparsak bir şekilde hayvanın doğasında bozmuş olur zaman. Evet. Yani ısıtıcıya hayvan aldanmış oluyor. Evet. Yumurtaya giriyor tekrar yumurtadan çıkıyor falan. Anatomisi tamamen bozulmuş oluyor evet. hayvanın. Bütün düzeni değişmiş oluyor. O manada doğru. Yani biz oda sıcaklığıysa, oda sıcaklığı veya hiç ısıtacakmayacaksa kendi doğanın hani kışa göre ayarlayacak evet. hayvan kendini, yaza göre de kendi ayarlayacak. Aynen o şekilde. Evet.
Bıldırcınlara gelelim tekrar. Bıldırcınlarda tek eşlilik olayı var mı? Hani kafes hayvanları gibi midir? Birçok hayvanda kafes hayvanında mesela tek eşli değil de. Şimdi bıldırcınlardan bahsedersek tek eşli midir bunlar? Şimdi türlere göre değişiklik gösterebiliyor. Normal bildiğimiz normal bıldırcınlar işte bir erkeği, iki dişi, üç dişi hatta dört dişiye kadar olabiliyor. Bazı süs bıldırcınlar ikinci dişiyi kabul etmiyor. Tek eşli olarak bakılıyor. Evet. Hangi ırklar mesela? Mesela Kaliforniya'da genellikle tek eşli olarak bakılabilir. Kavga etme durumları vardır. Kınalı kekliklerde de ise iki erkek bir arada genellikle olmuyor. Kavga etme durumları olabiliyor yani. Ha, mizaçları sert hayvan evet, olduğu için. Evet, sert hayvan olduğu için birbirlerini kıskanabiliyorlar. O yüzden bunlar kavga edebiliyorlar. Normalde şey yok ama değil mi? Kınalı kekliklerde tek eşlilik olayı yok. Yok, onlarda yok. Yanına işte iki dişi, üç dişi atabilirsiniz. Fakat farklı bir erkek atılımızda değişiyor. Evet, kavga değişiyor. Edebiliyorlar. Hani hükümdarlık çabası oluyor. Aynen direkt. O şekilde. Yani bir tanesi hükümdar oluyor, diğeri baskın karakter. Hatta hani öldürmeye kadar gidebiliyor yani diğer erkeği. Öldürecek kadar evet. Sertler yani. Evet. Peki diğer bıldırcınlarda normal klasik bıldırcınlarda da yok dedik zaten. Onlar 3 taneye kadar, 4 taneye kadar olabilir değil. Evet. Kaliforniya genellikle tek eşli oluyor. Bob White'larda 2 dişi olabiliyor ya, hatta 3 dişiye kadar olabiliyor. Onlarda öyle bir sıkıntı olmuyor. Döl verimleri konusunda sıkıntı yaşıyor musun? Ya şimdi bazen yani erkeğin işte durumuna göre problemler olabiliyor. Bunu işte tespit edip ya erkeği değiştiriyoruz ya da işte ilaç takviyeleriyle ilaç takviyesi yapabiliyoruz erkekler için. İyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani en verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Normal klasik bıldırcınlarda kaç renk var? Peki. Ondan hiç bahsetmedik. Şimdi onlarda genellikle bilinen iki rengi var. İşte sarı dediklerimiz renkler. Bir de doğada olan kahverengi renkler var. Onun haricinde ama yine her hayvanda olduğu gibi bunlarda farklı renkler üretilmiş. İşte beyazları var. Kırçıllı renkleri var. Farklı renklerde çıkabiliyor bunlarda. Onlar peki onlarda da altlarından yine aynı gelme olasılığı var mı? Farklı renkler geliyor. Devamlı farklı geliyor. Sarı da gelebilir. Sarı da gelebilir. Düz beyaz da gelebilir. Kahverengi de. Yani birbirle karıştığı zaman farklı renkler gelebiliyor. Anladım. Yemlerden bahsettik. Günlük yem tüketimi ne kadar? Mesela bıldırcınların biliyor musun günlük yem tüketimi ne kadar mesela? Bir bıldırcın günde araştırmasını yapmıştım, ölçümlerini yapmıştım bilgi edinmek amacıyla. Evet. Normal bıldırcınlar ortalama günde 30 gram yem tüketiyorlar. Normal dediğimiz klasik kahverengi sarı diye bahsediyoruz. Baştan alan. Bunun araştırmasını yapmıştım bilgi edinmek amacıyla. Evet. Normal bildiğimiz bıldırcınlar günlük 35 gram civarı yem tüketiyorlar. Yani klasik normal bildiğimiz kahverengi yumurtacı diye tabir ettiğimiz bıldırcınlar. Peki kekliklerde, kınalı keklikte mesela onun bir gramajı var mı? Onunla ölçümünü yine yapmıştım. Kekliklerde ortalama olarak 30 gram civarı yem tüketiyorlar yani, günlük. Yani bir keklik aslında bıldırcın az önce de bahsettik. Yani program başında bahsettiğimiz gibi iki katı falan ama bir kınalı keklik bıldırcın neredeyse iki katı ama gramaj olarak daha az yemiyor. O da yani, hiçbir de normal bildiğimiz bıldırcınlar devamlı yer, devamlı tüketim yapar. Keklik ise acıktığı zaman yer. Karnı doyduğu zaman yem yemeyi bırakır. Ama normal bıldırcınlar devamlı yiyip bunu işte yumurtaya, ete dönüştürürler devamlı. Bıldırcınlarda ömür ne kadardır? Bıldırcınlar ortalama hani bakıldığında 10 yıl civarı yaşayabiliyorlar. Peki kekliklerde bir... Keklikler daha uzun, 15 yıl civarı yaşıyor. Doğada... Tabii bunlar doğadaki süreleri, kafes ortamında biraz daha azalabiliyor. Yani yarı yarıya düşebilir evet. Diyebilir miyiz? Yani evet. Tabii doğayı bulamıyor, aradığı şeyi bulamıyor. Burada. Aynen. Biraz da stresle alakalı. Peki kınalı kekliklerde cinsiyet ayrımı nasıl yapılıyor? Şimdi bazı bıldırcınlarda görüyoruz mesela renkle hemen zaten evet, bariz fark belli. Ha, yani o erkekler direkt rengarenk olduğundan belli oluyor. Ama kınalı kekikler birbirine çok yakınlar. Yani onlarda dişisiyle erkeği nasıl ayırabiliriz? Evet, yani bu konuda da çok soru soran oluyor işte bu dişi mi erkek mi diye. Genellikle erkekler dişilere göre biraz daha yapılı oluyor. İşte ayakları biraz daha kalın oluyor. Kafa yapısı biraz daha iri olabiliyor. Erkeklerin ayaklarında ufak bir çıkıntı, mahmuz denen çıkıntılar olabiliyor. Bu şekilde ayırt edilebilir yani. Anladım. Yani bacağının o bilek kısmında evet, ufak bir çıkıntı. Ha, mahmuz dediğimiz olay varsa mercimek kadar bir çıkıntı. Ha, yani o %100 erkektir diyebiliriz. %100 değil, %99. Çünkü çok nadir de olsa erkeklerde de mahmuz olabilir. Dişilerde de mahmuz olabiliyor. Ha, o da farklı. Ama yani %99 erkeklerde çıkan bir şey. %1 yanılabiliriz yani evet. Diğerinde.
Evet, dediğimiz gibi sevgili izleyiciler, yani konuyu kısaca toparlamak gerekirse özel bir bahçeye gerek yok dedik. Muhammed evet. kardeşimiz gibi bir koleksiyon için böyle fabrika ortamında küçük bir odada istediğimiz gibi güzel bir koleksiyon sahibi olabiliriz. Yani bahane uydurmaya gerek yok hayvan beslemek için. Böyle bir hobiye sahip olmak için. Muhammed kardeşime tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik alasmalı. Kızlar